Şöyle şirin bir oyun bulayım da kanalda oynayalım. Ne bulabilirim acaba? Şöyle bir bakıyorum. Pek de bir şey yok ya. Acaba kanalda kaos mu çıkarsa? Ama nasıl? Ne yapabilirim? Buldum. Selam millet. Bugün sizlerle birlikte size bir soru soracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Dünden beri sırf şu soruyu soracağım diye galiba bu videoyu çekiyorum. Çünkü dün ne oldu biliyorsunuz mu? Yalan yok. Dün aklıma bir tane soru geldi, tamam mı? Soru da şuydu. Yani size bir seçenek sunuyorlar. Bana öyle bakma. Yani böyle aptalca bir seçenek sunuyorlar ve diyorlar ki size, hayatınız boyunca bunlardan birini seçmek zorundasınız. Undertale veya Omori. Benim tercihim... Hayır, tamam, konumuz bu değil. Benim tercihimin şu an bir önemi yok. Ama soru şu. Undertale veya Omori. Bunlardan birini seçtikten sonra, tırnak içinde, diğer oyunu hiçbir şekilde oynayamayacaksınız. Lore'una hiçbir şekilde katılamayacaksınız. Onunla alakalı hiçbir şey bilemeyeceksiniz. O oyunu bilmeden yaşayacaksınız. Soru buydu. Ve açıkçası düşündüm. Ve mesela şimdi benden ne beklersin? Undertale. Hayır abi, cevap veremedim. İlk de cevap veremedim. Yani çok şeydi. Sonra kendim bir tane şey yaptım. İlk önce Metacritic puanlarına baktım. Bu oyunların Metacritic puanlarına baktığımda Undertale'ın 92 genel skoru olduğunu ve 8.6 kullanıcı skoru olduğunu gördüm. Unutmamamız gereken bir şey var. Bunların arasında tam 5 yıl var. Undertale çıktı ve 5 yıl sonra, değil mi? 2020 aynen. 5 yıl sonra Omori çıktı. O yüzden Undertale daha yaşlı. Undertale daha eski bir oyun ama Metacritic'te genel skoru 87 ve kullanıcı skoru çok gariptir. Kullanıcılar Omori'yi daha çok sevmiş. Bilmem, bu bir fan saldırısı olabilir mi? Bence olmaz. Omori'nin böyle toksik o kitlelerden bahsedeceğiz mi? Bir de ben kalkayım. Kitlelerden umarım bahsetmem bu videoda. Omori'nin genel puanı daha yüksek. Meta puanı ise Undertale'dan daha düşük. Steam yorumlarında 64.000 tane son derece olumlu puanı almış ve benim de olumlu oy verdiğim bir oyun olmuş. Omori bu lanet oyuna ne olmuş böyle 208 bin ama arada 5 yıl var. Yani 5 yılda sizce bu 140 bin olumlu yorum alır mı? Tabii ki almaz. Ama Steam'de Undertale öne geçmiş. Açıkçası bu bir şey değiştirir bilmiyorum ve son incelemelerde de Undertale 4.4K daha şey 2015, 2020, 25 Aralık, 15 Eylül aralarında 5 yıl var. Bunlar sadece teknik bilgiler. Yani burada sadece sayıları görüyorsun. İşte orada o Undertale'ın sayısı daha fazla. Bu onu daha havalı yapar mı veya daha iyi bilmiyorum abi. Benim soruma dönelim. Sorumu hatırla. Lanet olsun sana videonun başında bir soru sordum. Dedim ki Undertale, Omori. İkisinden birini seçtiğin anda diğeri yok oluyor. Evrende kayboluyor. Bir daha asla göremiyorsun. Diğer insanlar onu oynayabilse bile sen oynayamıyorsun. Buna cevabın ne olurdu? Bu aptal sorunun cevabını çok merak ediyorum. Birkaç tane de shorts izleyelim be. Işığım yok diye sarı ve mavi monitörler açmışım. Gerçekten sen inanılmaz bir leşsin ya. Ses var mı? O Omori'yi seçti. VC attırıyor. Omori. Yan şeyde Omori. Dinamiklerde o. Abi hep Omori seçti ama. Neden böyle yaptın? Şimdi şöyle bir şey kanka. Tamam sen Omori tayfadan olabilirsin ama. Bir şey söyleyeyim mi? Omori gerçekliği anlatıyor. Aslında Omori gerçek hayatta yaşanabilir. Bir çocuğun kabuslarını öyle... Chara, bir dakika bu ne? Chara vs Omori. Chara neden Omori ile? Chara neden bir oyunla vs atıyor? Bilmiyorum. Dur bakayım nasıl atıyor. Ben buna like mi atmışım? Yok, şu an like attım değil mi? Bunu beğendim. Evet, şu an like attım. Yani şu an Chara Omori'yi dövüyor arkadaşlar. Omori tayfa dayanın. Müzik güzel, lanet olsun. Bu müzikten bir dakika telif yiyecek miyim? Çünkü sonuçta şey, lanet olsun. Bir dakika şuna bakalım. Oğlum Chara neden bir oyunda VS atıyor? Ha bir dakika, Omori derken karakter diyor. Ben oyun olarak düşünüyordum. Yani Sunny diyor. Tamam.
Tamam. Canon kara bu arada. Şey kazandı. Kral şey kazandı. Neyse. Tamam. Olabilir. Sorum çok basit. Yani kavga etmeyin. Lütfen. Kitlelerden bahsedelim mi? Bence Undertale'ın kitlesi daha toksik. Kesinlikle daha toksik. Keşke böyle parametreler yapsaydım. İşte o zaman şöyle yapalım. Tamam. Dur bakayım. Ben bunu izlemişim. Bu ne? Bu çok güzel. Ay bu çok güzel. Ne olur bu çalsın arkada. Ben bunu dinlemiştim bir kere. Bir şey söyleyeceğim. Müziklerde kusura bakma Undertale. Oğlum bir dakika çok Undertale diyeceğim. Oğlum yani tabii müzik abi yapacak bir şey yok. Karakterlerde Omori'de gördüğümüz karakter sayısı 5 falan. O yüzden karakterlerde Undertale, müzikler Undertale dedim. Olay örgüsü. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Omori'de daha iyi ilerliyor. Olay örgüsü Omori'de daha iyi ilerliyor. Gerilen yay gibi bir şey yapıyor Omori. Hani bir yere götürüyor seni ve o hissiyatı alıyorsun. Ama Undertale'da mesela Gester'ın odasını yaratmıştım bir kere. Biliyorsunuz değil mi? Dur bakayım dur. ADC Gester Gizem. Gizem. Ben bunu evet bak tam izlememişim videoyu. Selam millet. Atıyorum yani. Yani bu sadece şunu düşünüyorum. Yani 77 yaz. Az önceki buraya niye geldim biliyor musunuz? Undertale'da mesela bu odayı yarattın ve burada takıl dur abi. Yani saatlerce burada takılıp durabilirsin. Herhangi bir olayın akmasına gerek yok. Ama Omori de öyle değil. Omori senden bir şey bekliyor. Hadi dostum, hadi bir şeyleri öğrenmelisin. Yani mesela en basit örneğiyle Omori'de kendini bıçaklayarak uyandığın bir mekanik var. Yani bu bile oyun seni gererek ilerliyor. Omori'de bir gerilim var. Ve senin bir şeye ulaşmanı istiyor oyun. Görmen gerekiyor dostum. Ama burada bak mesela girdim. Yaptım, zamanı sıfırladım. Yuvanı küfürledim. Satırlardaki editleri yaptım. Oda ve aralarını kontrol ettim ve Gaster çıktı. Bu sayı anladınız mı? O yüzden Undertale olay örgüsünde bir tık bence geri kalıyor. Tabii Undertale'ın genel olay örgüsü inanılmaz fenasal bir durumda. Ama Omori'de bu daha gerçekçi ve daha hissedilebilir ilerliyor. O yüzden Omori daha önemli. Başka ne parametresi koyabiliriz? Ve ben soruma yani ben bu videonun başında sorduğum soruya kendim cevap vermeye çalışsam. Mesela ben ne derim? Abi ben Undertale derim ama benim duygusal bağım var. Ama ben Omori'yi önce görüp sonra Undertale'ı görseydim belki Omori diyebilirdim. O yüzden bilmiyorum abi. Yani mutlak seçim olarak ben Undertale diyorum. Ama Omori'yi önce tanıyan biri Omori dese şaşırmam. Hani nasıl ya falan demem. Diyebilir. Böyle bir şey olabilir. Undertale çok fazla karakteri var. Çok fazla müziği var. Mesela Omori'de mutlu olduğumuz anların sayısı çok az ve mutlu olduğumuz anlar aslında mutlu olduğumuz anlar değil. Mesela bir anıya gidiyoruz. Darklık olarak o yüzden mesela Undertale'ın dark kısımları da çok iyi ama darklık olarak Omori. Çünkü Omori hep dark. Omori'de mesela en mutlu olduğumuz arkadaş senaryolarında bile korkunç bir anının arkasındayız. Yani üzülmemiz gereken bir şey var orada. Mesela Undertale'da öyle değil. Undertale'da yeryüzüne çıkıyorsun, herkes mutlu falan. Ama Undertale'da kötü son yapıyorsun, herkesi öldürüyorsun, karanlık. Böyle farklar var. O yüzden Undertale çeşitlilik parametre. Çeşitlilik parametresinde gene Undertale'ında. Ben Undertale'ı seçiyorum ve kanalda merak ediyorum. Özellikle Omori'yi ilk deneyimleyip sonra Undertale'ı görenler Omori der mi demez mi bilmiyorum. Videonun başında sorduğum soruya lütfen cevap verin. Kendinize çok iyi bakın. Bugün normalde tatlı bir oyun çekecektim ama biraz ortalığı karıştırmak istedim. Biraz kavga ede, biraz kan, biraz kaos. Yakında da travmalarınızla alakalı bir post paylaşıp travmalarınızı anlatmanızı isteyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.